merhabalar beyler. Cenk, beni duyuyor musun? Evet. Ne kadar da ciddi. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Keyifler yerinde mi? Keyifler yerinde mi arkadaşlar? Senin keyfin bozuk belli. Gene hangi kadının canını yaktın? Bu birisinin canını yakınca keyfi bozuk. Hanımlar beyler, Kongos'un gerisinde sizlerle beraber olacağız. Baştan peşin peşin söyleyeyim. Sosyal medyada dönen afişimizde +16 yazıyordu. Dolayısıyla hani kız sen 3 kişiydin? Geliyor. Ne bileyim, 3 kişi rezerve yapınca. 3'ün biri var. +16 haliyle argo vardı çünkü bu bizim kültürümüzde var. Yapacak bir şey yok. Herkes sokakta bunu kullanıyor ama biz böyle bir araya toplandığımızda Allah'ım nasıl kibar moda bürünüyoruz. Nasıl kibar moda bürünüyoruz, sanki hayatımızda hiç argo kelime kullanmamışız gibi bir durum oluşuyor. Bugün burada anlattığım her şey bir tarafından uydurduğum bir şey değildi. Sadece sizden dediğim yani sözüm meclisten dışarı. O yüzden elimden geldiğince bu akşam gecenizi güzelleştirmeye çalışacağım. Ver bana birkaç tane atak. Ondan sonra güzelleştireceğim. Şimdi arkadaşlar, Kozmos'un delisi kim? Ne yaptınız kız, bir yerinizde oturamadın? Sığmadık. Sığmadık, seni sattığın atlar işe yarar mı? Yarıyor diye bir şey. Evet işte. Ay, tamam. Şimdi, Kozmos'un delisi kimdi, nereden gelmiştir? Muhtemelen bir şey, küçük vodkaya doğmuş bir adamım. Çünkü istenmeyen çocuk olduğum her halimden belli. İki kardeş arasında 2 yaş var. Benimle bir üstümün arasında 7 yaş var. Kesinlikle ve kesinlikle babamın sarhoş bir anda hanım diye bakamadık dediği bir akşam muhtemelen doğmuşumdur. 4 yaşımda Türkiye'ye gittim. Allah zaten Türkiye'ye gider gitmez biliyorsunuz herkes bize diyor ki Bulgaristan göçmeni. Göçmen. Göçmenlerin şöyle bir durumu var. Göçmenlere bir kağıt veriyorlar. Kapıdan geçiyorsun. Hiçbir sorun yaşamıyorsun. Ha, bunlar bizim vatandaşımız zaten diyorlar. Devlet onlara ev veriyor, iş veriyor. Bula, buradaki göçmenlere de yapılan şeyler onlar. Vizeli olanlara, bilmem nelere. Biz bildiğin mülteciydik. Ve Türkiye'de burada davranıldığı gibi davranılmıyorduk. Lütfen cep telefonlarını ve çağrı cihazlarını kapalı konumuna getirelim. Flaşlı fotoğraf makinesi ve film kamerası kullanmayalım. Dolayısıyla Türkiye'ye mülteci geçtiğimde bana kimse vize vermedi. Sokakta buldum kendimi. Bugün burada anlatacaklarımın hepsi ama hepsi sokağın bana kattıklarıdır. Kozmos'un delisi sokakta yaşayarak, her şeyi sokakta görerek kafasını sıyırmış bir adamdır. Şimdi Türkiye'de çok ilginç şeyler var. Mesela ne var? Şunu bir yükseltiği olarak varsayalım. Türkiye'de herkes böyle bir yükseltiğe çıkmak derdinde. Nasıl? İster bir pazarlamacı olsun, ister bir topluluğa bir şey anlatan bir insan olsun. Böyle bir yükseltiğe çıkmak derdindeler. Tabii tezgahtarlar da öyle. Benim Türkiye'de yaşadığım çok fazla gariplikler var. Buraya konu başlıklarını not aldım. Çünkü belli bir sıraya göre gitmezsem sıra karışıyor. Sıra karıştığımda şu masa gibi oluyor herkes. O yüzden belli bir sıraya, belli bir düzene gitmem lazım. Ne içiyorsunuz? Kenan abi, bu turuncu olanlar ne? Ben işten bir şey getirdim. İşten bir şey getirdim. Akan şemsiye içine işemiş olabilir. Ne olur şey Şimdi. Evet, Türkiye'de herkes bir şeyler üstüne çıkmaya çalışıyor dedik. Türkiye'de çok ilginç. Çok mu geziyorum Cenk? Sıkıntı mı yaşıyorsun? Çok ağır açıyorum. Bu kapıyı bir kapatabiliyor muyuz? O nereden çıktı lan? Abla iyi misin? Ben orada neler kurultan gördüm. Abi. Kenan abiye söylemedim, ayıp oluyor. Ben kapatayım abi. Türkiye'de çok ilginç insanlar var arkadaşlar. Mesela kasiyer. Ne zaman bir yere gitsek
mutlaka bir şekilde kasiyerlerle karşılaşıyorsun. Türkiye'den alıyorum konuyu, daha sonra buraya geleceğim. Kasiyer arkadaşlar böyle kasada durmuş, yüzüne bile bakmıyorlar. Senin ne aldığına bile bakmıyorlar. Onlar belli barkodları var. Onlar barkodları tutuyorlar, seninle muhatap bile olmuyorlar. Bir tane tıkaç tal, bir tane şu, bir tane bu. Bir şey, kıza aşık olmuşsun, derdini anlatmaya çalışıyorsun. Kız yüzüne bile bakmıyor. Ama tezgahtarlar öyle değil. Tezgahtarlar bir başlıyor. Böyle bir alıyor bunu. Böyle bir çıkıyor bunu. Gel abim, gel! 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 Gel abim, bak ne var burada, bak! Oğlum bu hanginizin lan? Çok küçük bunun. Daha büyük bir şey istedim. Gülüş araba sen getirdin değil mi bunu? Sen getirdin, senin demek. Böyle bir çıkıyor abi bunun üstüne tezgahtarlar. Bir de bunların şiirli olanlara bak. Gel yenge, gel yemin ederim bak ben bunu ölçtüm de aldım. Batan geminin malları bunlar. Bir de gemi batmış onun malları diye. Yenge bunu takıp ölçüp aha bu sana oldu diyen gördüm Türkiye'de. Çok garip insanlar var. Tezgahtarlar bunlardan sadece bir tanesi. Bir de şöyle bir durum var Türkiye'de. Normal bir restoranın önünden geçiyorsun kız arkadaşınla, kızın elini tutmuşsun. Restoranın önünde bu iş için tutulmuş ajanlar var. Garson değil hatmanlar. Ajan. Böyle bu iş için tutulmuş, seninle beraber yürümeye başlıyor. Çay var, kahve var, domates suyu var, şu var, bu var. Abi git! Bir şey konuşuyoruz, yol yapmaya çalışıyorum. Hani akşam kaçta bize gidelim, ne içeriz, hani bir yolunu yordamını yakalarsam gidecek yol belli, anladın mı çünkü? Kıza derdimi anlatmaya çalışıyorum. Yanıma bir dileniyor böyle. Çay var, kahve var, meşrubat var, nargile var, şu var abi, bu var abi. Yani akşam bana ihtiyacım olmayan her şeyi anlatıyor. İhtiyacım olan şey yok. Abla iyisin değil mi? Yok tamam. Pat diye çıkınca insan garipsiyor. Adam başlıyor anlatmaya, çikolata var, tarzı şu var, kivi var, kivi de var, kivi de satıyorlar. Böyle insanlar var Türkiye'de. Yolda yürüyorsun, bak burada ne güzel, Avusturya'da yürüyorum. Ne güzel, herkes. Beni bir ara 20 gün bir temizlik firmasına işe aldılar. Bak, dinle. Evet, böyle bir hata yaptılar değil misin Erdoğan? Evet. Böyle bir hata yaptılar, beni 20 gün bir temizlik firmasına işe aldılar. Böyle mop yapıyorum. Yani yerler zaten kirli değil. Her gün aynı şey yapıldığında bazen etiket metiket düşüyor. Onları alıyoruz. Normalde buradaki çalışan hiç tanımadım. Muhtemelen şirketin sahibiyle bile karşılaşmışımdır. Ama tanımadığım için herkes sabah geliyor, morgen kartını basıyor. Asansörde karşılaşıyorsun, alo, morgen. Herkes güler yüzlü. Türkiye'de birine, şöyle yap. Abo. 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 Ne kaş göz yapıyorsun lan? Oğlum ne kaş göz yapıyorsun diye bir başlıyor sana. En son basmane karakolunda oluyorsun. Sırf selam verdim diye. Türkiye'de yüzünle anlaşamıyorsun insanlar da çünkü birbiriyle anlaşan ama sürekli yanlış anlaşan bir toplum var. Birine selam versen sürekli kavga ediyorsun. Burada ne güzel. Bir de şakalar var. Burada ben çok şaka yapan bizim böyle yırtık arkadaş, yırtık derken yani şunu şey yapma alınmaz. Yırtık arkadaşlarımız var. Yolda giderken böyle Avusturyalı genç bir kız gördüğü zaman bir bizim ırkımızda var, dayanamıyoruz. Evet erkekler bunu kabul edelim. Bizim ırkımızda bu var. Dün bayram burada garsonu kucak var. Gözümle gördüm. Bizim ırkımızda var. Yolda yürüyorum Hasan diye bir arkadaşım var. Kız normal yürüyor çantası elinde. Şimdi benim Almancam yok muhtemelen. Onun Almanca söylediği şeyi Türkçe söylüyorum. Siz anlayın. Hepiniz Almanca bilen insanlarsınız. Benim hiç yok. Alo bu kadar. Kız geçerken bir şeyinizi düşürdünüz diyor. Kız bakıyor bana gülüyor. Şakalaşıyorlar. Bunu Türkiye'de yapsana. Bunu Türkiye'de yap. Zaten bizim Türkiye'de kızların tırnakları bu kadar. 7 metre falan göbeğini al. Diyelim ki bu İzmir'de Basmane'de oldu. Kız yürüyor. Bunu Türkiye'de... Şşşt bakıyor musun? Bakacak mı? Hasta mısın lan sen? Hey! Hey! Gidin! Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Direk karakola koşuyorlar sana. Türkiye çok, çok başka bir yer. Türkiye'de ben Doğu turnesine çıktım. Daha önce yaklaşık 8-10 senedir tiyatro yapıyorum. Doğu turnesine çıktım. Bölge bölge değişiyor bizim insanımızın kırıklıkları. Doğu'da da seni böyle bu bambit pirinç var ya, normalde tavuk şu kadardır. İçine basarlar. Tavuk olur sana bu kadar. Doğu'da insana o muameleyi yapıyor. Kartlarımızı asmışız Doğu turnesinde geziyoruz. Boynumuzda kart olduğu için, dışarıdan geldiğimiz belli olduğu için yaşlı bir teyze bizi yakaladı bak. Gel oğlum gel gel gel, açsınızdır gel. Teyze bırak gideceğiz işimiz var. Gel gel dedi bizi bir piyadoya soktu.
Zannedersem 8 tane gelini var. Her biri lütfen cep telefonlarımızı çağırıyorsanız. Fotoğraf koluna getirelim. Flaşlı fotoğraf makinesi ve film kamerası kullanmayalım. Her biri ayrı bir iş yapıyor. Bize bir getirdiler abi. Baklavayı bile ağzıma soktuklarını biliyorum. Bir de her şeye acı atıyorlar. Her şeye acı atıyorlar. Bir baklavada yoktu. Onda da bahsetti. Benim dilim artık yanmıştı. Ben hissediyorum. Ama bir baklavada yoktu herhalde. Zannediyorum. Bir saat sonra oyunum var. Oyun boyunca 35'lik bir rakı içmek gibi bir zorunluluğum var. Oyundaki rolüm bu. Profesyonel anlamda olduğu için hayır hayır diyemiyorsun adama. 35'lik rakıyı tek başıma içmek gibi bir durum var. Teyze beni şuraya kadar doldurdu. Bildiğin acıyla isotla doldurdu. Sahnede kustum kustum geri yağdı. Kustum kustum geri yağdı. Çünkü bizim sahneyi bulduğumuz gibi bırakmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Böyle insanlarla karşılaşıyoruz. Türkiye çok garip. Burada insanlar çok daha garip. Buradaki tezgahtarları anlatayım size. Biraz önce bu normal tezgahtar var da buradaki tezgahtarlar şöyle. Mesela nerede var? Üç tane yan yana olan döner standı galiba bu kasede vardı. Üç tane değil, altı tane falan vardı. Abi buradaki abiler çok ilginç abiler. Bak şimdi. Nasıl olsa herkeste her şeyde özgürlük var ya. Buradaki abiler bokunu çıkarmış. Gel 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 boku çıktı. Avacılık bir de kişiye göre muamele var. Normal bir vatandaş geçiyor bir de şöyle bir de şöyle devam bir de şöyle bu kadar. Normal bir kız geçse, güzel bir kız geçse, bir de şöyle, bir de, şöyle, lan bir de şöyle diyor Allah. Öyle adamlar var. Yemin ederim sana. Elini versen kolunu alamıyorsun. Ay mal kebap diyorum. Yabancı çıkacağım umut ederek. O kadarını öğrenmişim. Karnımı doyuruyorum. Ay mal kebap diyorum. Adam Türk çıkıyor. Abi mahvolduk. Bittik. Yemin ederim var ya bu etin kilosu. Etin kilosunun kaça geldiğini. Bunu hangi sosa yapıldığını. Bunu hepsini. Ama hepsini anlatıyor. Abi işim var. Benim provam var. Zaten sürekli bağırıp çağırıyor Emel. Benim provaya gitmem lazım. Şu bu. Bir türlü kurtaramıyorum adam kendimi. Bu muhabbet sadece şu şekilde bitiyor. Bir tane güzel kız geliyor. Orada bitiyor. Bir tek orada bitiyor. Sonra garsonlar. Buranın Türk ve erkek garsonları. Aynen şu değil. Bunun garson şapkası varsayın. Kerim'de güzel bir kız varsayın. Zor olacak ama... Gelmişler, tesadüf kızcağız nasıl ne günah işlediyse yanındaki sandalye boş. Bizim garsonumuz garsonluk yapabileceğim bir şey yok. Şunu alabilir miyim teyze? Çok özür dilerim teyze dedim. Anlaşıldı, şunu alabilir miyim? Garson geliyor böyle. Buraya geliyor. Garsonluk yapmadım belli. Bir teşekkür. Nasılsın ya bu genç oruk? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Sırf böyle samimi o... Bazı garsonlar da var, biliyor herkes kimden bahsettiğimi. Bu içecek daha yarıdayken şişeyi buna alabora yapıyor. Bunu böyle dolduruyor. Bir tane daha veriyorum ha. Lan oğlum benim işim var, gücüm var. Böyle insanlarla karşılaşıyorsun. Sonra bir de garsona asılanlar var. Garsonlar tamam böyle de. Ve garsonlara asılanlar var. Adam normal çalışıyor tamam. Burada oturmuş. Melanjını söylemiş. Melanj mı? Çay mı? Öyle bir şeyle karşılaştım ben. Kız geliyor bir de şu an ne içerseniz buyurun soruyor. Bana bir daha siyah çay ver. Senin gibi güzel olsun. Senin daha hoş olsun. Lan hoş olduğunu nereden biliyor? Güzel olduğunu nereden biliyor? Bana bir tane çay ver. Dört tane şeker at. Senin kadar tatlı olsun. Böyle abine tadına mı baktın? Hayvan herif. Buradaki, bizim burada burada garsonlar, hepsi ama hepsi delirmiş durumda. Burada Viyana'da gece hayatı diye bir şey var. Bak şimdi dur. Viyana'da gece hayatı şu oluyor. Beni tanıyanlar bu konuya bakış, hatta birçok kişi bu konuya bakış açım bu diye lit dinsiz sapık diye beni eleştirdi. Benim kimseye ilancına saygım, tövbe öyle bir şey mümkün değil. Sadece bunu çok abuk sabuk yaşayanlara benim küçücük bir eleştirim var. Ya Perşembe günü Vural abi sizin oradayım programda. Saat 9'da başlamışım, 4'e kadar çalkalanmış salon. Ve gözümün önünde her şeyi görmüşüm.
Kızın bir tanesi yemin ederim bali bali topu gibi olmasadan olmasa gözüyor. Olmasadan olmasa gözüyor. Tenis topu bile daha az. Böyle bir kız sabah tamam ben de sonuçta programdayım bir iki göndermişsin. Tamam mı? Sabah ben de eve gidiyorum. Saat olmuş 6, 6:30, 7 beni Şahin bir türlü bırakmamış. Çıkmışım tramvaya bindim. Ne olmuş acaba Facebook'ta diye şöyle bir bakıyorum. O gece seken kız var ya bali bali topu gibi böyle. Şöyle bir mesaj atmış. Cumanız mübarek olsun. Bir gün yarışma yaptım. En güzel cuma hutbesini verene. Bakın tekrar söylüyorum. Dininin gerektirdiği gibi yaşayan insanlara zerre lafım yok. Şu kapıdan çıkmak nasip olmasın. Benim sadece bunu üzerine kılıf olarak giyen bali bali topu gibi seken insanlara da. Arkadaşlar, şunu bir geçmemiz lazım. Bir gün Facebook'a yazdım, en güzel cuma hutbesini verene, cumartesi disco bileti hediye. Yığınla bir katılım oldu. Herkes en güzel cuma hutbelerini oldu. Diğer kişilerine girmişler, bakmışlar. Ya anlamıyorum, bir de ayet falan paylaşıyorlar. Altı, cumanız mübarek olsun. Hadis paylaşıyorlar. Ulan kendine saygın yok, bari Peygamber Efendi'ye saygın olsun, bari Kur'an'a, kitaba saygın olsun. Az önce sekiyordun ya sen oradan oraya konsumatçısın. Böyle iş olur mu? Böyle insanlar var burada. Benim lafım tamamen onlara. Sonra bu gariplikleri görünce deliriyorsun. Türkiye'de çok daha farklı şeyler var. Türkiye'de Türk annesi diye bir şey var. Burada çok yok o, devlet çocuğa vursa alır mı diyor. Burada çok fazla yok ama Türkiye'de şöyle bir profil var. Bak şimdi anlatacağım. Bunu bir çıkarmam lazım. Türk annelerimiz, bu arada bütün annelerin ellerinden öperim. Türkiye'de şöyle bir profil var. Çocuğu severken döver. Döverken döver. Kaybolunca döver. Bulununca döver. Pazarda, markette, okulda, taştan yumuşak neresi bulursa her yerde döven bir anne kitlesi var Türkiye'de. Ya... Nasıl? Bilmiyorum. Kız pazarda kaybolmuş, annesi yana yaklaşıyor. Yahoo! Bütün pazarı birbirine kattı, zabıta mağazıta geldi. 45 dakika çocuğa da çocuğu buldu. Allah belanı versin! Neredesin sen kaçlardın? Çocuğu kaybolunca döven, bulunca döven, severken döven. Bu kimin Allah aşkına? Bu senin mi hocam bu? Çok mu pahalı? Kasa ne durumda bakarız. Çocuğu severken, ya çocuk 6 aylık, ya yerinde kan gitmemiş. Yavru! Kısu! Mosmor oldu çocuğun götü. Bu kadar göt var zaten. Çocuğun götü mosmor oldu. Lan çocuk 3 gram, 200 gram, niye vuruyorsun çocuğa? Sen ben de içime sokasın var benim. Nereye sokacağım? Manyak mısın sen? Çocuk mahvoldu. Böyle kadınlar var. Bu kadınlar neden böyle biliyor musun? Neden psikolojisi bozuk? Gençken psikolojileri daha bozuk. Bak. Türkiye'de çok ilginç bir... Türkiye'de ve burada da var da... Türkiye'de daha çok giyiniyorlar. Seyret şimdi bak. Allah seyret. Gösteriden sonra açık artırmayla satılacak arkadaşlar, canınızı sıkmayın. Ve abla satarız artık, daha güzel. Bu değil mi? Bu kimin? Hangisi çeyizi bu? Böyle kızlar var, bak şimdi. Ya almışız, deli gibi prova yapıyoruz. Benim şu anki kız arkadaşımdan önce, Nurşen'den önce böyle hani iki tane Airbus falan alman lazım. O kadar gelip geçtiler hayatımda. Çünkü ben de bir dönem hakikaten kiminle düşük, kiminle kalktı belli olmuyor. O yavşaklardan biriydim. Gerçekten böyle bir dönem atlattı. Ben erkeğin bir dönemim var. Bazıları atlatamıyor işte. Ya
tiyatro yapmadan önce bir tane fabrikada kaynak yapıyordum. 8 metre yukarıda zincirle asılıyım. Bir elimde maske, bir elimde kaynak çubuğu, 2,5 de elektrot biliyorsun sen. Sen biliyorsun. Kaynatıyor birbirine. Biliyor. 2,5'luk elektrot, 8 metre tepedeyim. Yani bildiğin böyle aha gidiyorum, aha gideceğim. Çeyrek var yani. Götümde zır 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 zır. Telefon hiç durmuyor. Hiç durmuyor, hiç durmuyor. Götüm uranyum oldu kütleşmişler. Hiç durmuyor. Açtım en son böyle bir elini maymun gibi asıldım. Efendim dedim, sana efendim. Ya diyorum kızım çalışıyorum, çalışıyorum, vaktim yok. Asılıyım lan, elimde elektrot var. Düşeceğim, öleceğim, hiçbir şey olmazsa elektriğe çarpacağım. Bir şekilde Allah belamı verecek. Beni bırak, yok. 5 dakikam da mı yok? Bizim kızlarda bu fixti. 5 dakika. Hayvan herif, gün 24 saat. 5 dakikam da mı yok? Lan yok. Senin istediğin 5 dakika benim götümün zoruyla havada durduğum o saat aralığında. Akşam 5 dakikada olur, 50 dakikada olur. Vücut direncim neyse ona göre bakarız. Değil mi? Ama şimdi işim var. Beni bir türlü anlamıyorlar. O kız sana niye bakıyor? Bak Allah. Ya bir yere gidiyor, sevgilimizi almışız, böyle oturmuşuz yan yana. Kız burada kucağında. Bak, dinle. Böyle bir şey konuşuyoruz. Bir şey konuşuyoruz. Oradaki kız, lan ne bileyim, kız herhangi bir... Yapamadım diye mi? Kız sağa sola bakınırken gözü 0-10'da 7 saniye bana takılmış. Bak bir bile değil, 0-10'da 7 saniye bana takılmış. Hemen bu, dur herkes görsün diye bir, hemen bu diz başını yıkıyor. Niye bakıyor sana o kız? Lan hangi kız? Mekanda hangisi? Hayır niye bakıyor, ben anlamıyorum yani. Biz bir yere çıktığımız zaman insanlar sana niye bakıyor? Lan ne bileyim, hangisi bakıyor söyle. Ona göre kimin baktığından bile haberim yok. Ama o kız sana niye bakıyor? Telefon, yürüyorsun yolda. Efendim abim, neredesin? Çalışıyorum. Şimdi bak, işe giderken de çalışıyorum diyorum ben bazen. Çünkü konu ne? İş. Yaptığım eylem ne? Yürümek. Dolayısıyla bu çalışmak varsayılabiliyor. Yani onun yapmamı istemediği bir şey yapmıyor. İşe doğru yürüyorum. Neredesin sen? Ne yapıyorsun? İşe gidiyorum hayatım, çalışıyorum biliyorsun. Ne demek çalışıyorsun? Sokaktasın. Ben stüdyoda çalışmıyorum ki. Stüdyoda çalışsam sessiz olur. Sokaktayım, işe gidiyorum. Anlamıyor bir türlü. Bütün kızlarda aynı şey var. Bu kızların erkeğe bakış açısı. Bir de tövbe Allah korusun, kızın kıza yaptığı dedikodu bak. Dur. Hayır! Bir dedikodu dönüyor. Bir dedikodu. Ya 5 dakika önce beraberdiler. Ay tatlım böyle oldu, şöyle oldu. Canım benim, ya geçen mi? Ya o senin kırmızı ne kadar güzeldi öyle. Kız gidip gidip, orası bu. Hayır! Ay hiç sevmiyorum. Zehirlisi, ay. Abuk sabuk parfümler sürüyor, şu, bu. Sürekli arkasından, bizde ne var? Biz erkekler kendi içimize, yüzümüze küfür ediyoruz. Beni niye ösürüyor? Çünkü bugün sana yaklaşık 20 kere hemen iki gözümün çiçeği diye başlayarak saydırmışım. Benim şöyle bir özelliğim var. Arkadaşlar, daha önce gösteriden önce buradaki arkadaşlar telaşımı gördü. Bir şeyler hazır olmadı mı ben kıllanıyorum. Bana geliyorlar. Yaptığımız işle alakalı bir durum bu. Bir türlü bundan kurtulma şansımız olmuyor. Tamam mı? Dolayısıyla gergin oluyorum. Bu adamlar da beni anlamıyor. Adama diyor ki şu resmi televizyona koymamız lazım. Oraya sokuyorlar olmuyor, buraya sokuyorlar olmuyor. Kenan abi bir ara soktu olmadı. Herkes önüne gelen bir şey bulup sokuyor bir türlü. Televizyonun resmi çıkaramıyoruz. Gösteriyi 5 dakika kala evrime yaptı. Hayatım! Sıkıntı yok! Ben de... Ya şu resim arkadaş, bir tane resim. Teknolojik cihaz muhtemelen 3000 euro falan veremez bize. Bunu buraya ayarlayana kadar akla karayı seçtik, sonra bana diyorlar ki ya sen çok sinirli adamsın. Çok gergin adamsın. Gerin miyim? Bir baksana. Al bir resim koyuyoruz. Kadınlar arasında böyle bir durum var. İki kadın bir araya gelsin, bir tane gördüm Facebook'ta, hanginiz paylaştı bilmiyorum. Kısa fıkra, iki kadın bir araya gelmiş, sessizce oturmuş. Böyle bir şey yok. İki kadın bir başlıyor böyle. Ay geçen şu dernekte şöyle oldu.
Geçen konserde böyle oldu, o ona onu demiş, bu buna bunu demiş, o ona atlamış, bu buna kitlemiş. Zaten 5 tane şey var, ben sana atlamak, kitlemek, belli bir listeleri var, ona göre gidiyorlar. Ama nasıl dedikodu, dırla, cadı kazanı, sanki türlü çorbası, herkes herkese saydırıyor, aynı masaya toplanıyorlar. Ay şekerim, Konya'ya bayıldı. Böyle kadınlar var. Biz diyoruz de, ne yapıyorsun lan gerizekalı, illa ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Biz hakikaten böyle rahatız ama arkamızdan konuşmuyoruz. Yüzümüze küfür ediyoruz direkt. Yok, arada kim? Arada kimse? Erkekler mi şöyle? Erkeğin... Şimdi bakın arkadaşlar şöyle, ben sizi başta uyardım. Gösteri argo olacak dedim. O yüzden rahat konuşuyorum. Zaten yaşı küçük olan da yok. Çoğunuzu da tanıyorum. Erkeğin olgusu çok kötü oluyor. Kötüden kastım su, la. Dünya var olduğundan beri ilk insan sahne, sahne diyor dünya bir sahne. İlk insan yaşama çıktığından, yaşamaya başladığından beri dedikodu, kıvırma, naiflik kadınlara göre bir şey. Yaratılış. Kadın naiftir, kadın sahne anlamında gerekirse kadın kıvırır. Yemin ederim ben ne erkekler gördüm. İnsanların tercihlerine saygım sonsuz, o ayrı. O başka. Onu sonra konuşuruz. O ayrı. Ama tercihi hala karşı cins olup da abuk sabuk davranan adamlar var. Ona mavi boncuk, buna mavi boncuk, buna mavi boncuk, buna mavi boncuk, buna mavi boncuk. Oradaki biraz daha yakınsa ona biraz masmavi boncuk. Boncuk, 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 boncuk. Sonra sahneye çıkar. Bizi bilen bilir kardeş, biz kimse yanlış yapmayız. Lan oğlum, daha biz bir hafta önce konuştuk ya, Facebook'tan attın ya bana, bak şu bana şöyle yazıyor, bu bana böyle yazıyor, böyle atladım, böyle kilitledim, şuraya gittik, buraya geldik, ne oldu şimdi? Bizi bilen biliyor kardeş, bizde yalan, bizde yanlış olmaz. Böyle adamlar, bunlar bir de alkol alıp, abi oğlum, bak, ben sahneye çıkardım. Burada beni zorla müziğe soktular. Canlı, yalan mı, zorla soktunuz işte. Canlı müziğe çıkıyoruz. Bir de bu bahsettiğim o. Bizde yalan yok kardeş, biz kimsenin canını yaratmayız. Bizim tek sevdiğimiz olur, onu severiz gerisiyle takılıyoruz kafana takma. Böyle adamlar var, anladın mı? Böyle abiler var, biraz içince bir de Allah aşkına biraz dayanıklı olun, ne olur. Biraz daha abi Efes'in kapağını açıyorlar. Böyle adamlar var. Biraz içiyorlar, o şey var ya ağır abiler. Geliyor böyle canlı müziğine. Kardeş. Sen şu onu nereye, sen şu onu nereye al? Var böyle adamlar, ben gördüğümü yansıtıyorum. Oradan bir tane şey al, Erzurum sana gel. Çalmaya başlıyorsun, o diyorum ben, şey diyorum ya, sarı sunam. Parçalar birbirine giriyor. Böyle adamlar var. Sonra bir de bu abiler, bir tane bu, görüyorsunuz biraz önce de burada, çiçekçi abiler. Mekanlara giriyor, ekmek kazanmaya çalışıyor. Nerede iki bayan görürsün? Onlar hemen yakıştırıyor birbirine. Ay ne kadar güzel bir çift. Hemen çiçeği uzatıyor. O bizde yanlış olma kardeş diğer abiler çiçeği alıyor. Bak parayı vermedi. Çiçeği adamın elinden aldı böyle. Sanki onun malıymış. Diye alıyor böyle. Yana yakala böyle gidiyor kadının yanına. Masaya koyuyor, artistini yapıyor. Şampanyalar geliyor, patlıyor. Allah'ım geç hayatı kurla. Çiçekçi burada garibin parasını bekliyor. Orada böyle yapıyor. Şu beşliği alayım abi. Lan sığır, bu kadar artistlik yaptın. Şampanyalar patladı, çiçekler. Adamın parasını versene pezevi. Vermiyor. Üç tane şampanya patladı zaten, 40 Euro'dan 120 Euro. Çiçeğe 10 Euro mu çıkmadı? Böyle adamlara ben kızıyorum. Bir de bizim sanatçılar alkollü olunca kızıyor. Bize bir tane istek geliyor. Gitarcıya gösteriyorum. Gözleri görüyor. Bağlamacıya gösteriyorum. Abi bana hiç bulaşma, bana hiç bulaşma. Ben gittim bana bir şey. Lan ne içtin? Abi bana bir viski yapmışlar. Lan oğlum viski dediğin şey 200 yıldır yapılıyor. Sana özel bir şey mi yapıldı? Bana bir viski yapmışlar.
Red Bull'u koymamayı unutmuşlar ya. Ben de Red Bull var diye küt vurdum. Ben gidiyorum. Gelen isteği okuyamıyoruz. Benim önüme gelen giden rakının zaten artık hesabı yok. Ben diyorum ki ben bakınca kağıda yazılan kayıyor. Okuyamıyorum. Arkadaşlar okusun da hangi parçaysa yapmaya çalışalım. Yapalım olmayacak da yapmaya çalışalım. Bende en azından kayıyor. Bunlar da hiç yok. Ne oğlum da boş peçete mi gösteriyorsun bana diyen mi? Biz böyle şeylerden geçtik arkadaşlar. Gerçekten Viyana çok ilginç. Viyana'ya ben ilk geldiğimde şimdi beni buraya da der ki Viyana oğlum burası sanatın başkenti, sen de sanatçısın, istediğin şeyi yaparsın. Buraya kadar getirebildim henüz. Çünkü ben kime ki ben tiyatro oyuncusuyum, tiyatro şu grup hariç bana inanan grup. Kime tiyatro yapmaya gideceğim dediyse geçen seneden bahsediyorum. Sizi unutmayın. Herkes buraya mı siktir gideceğim? Lan oğlum çok kötü bir şey mi söyledim insanlar? Yunan mitolojisi, daha öncesi var, 5000 yıllık, 6000 yıllık, 1 milyon yıllık açık hava sahneleri çıkıyor kazdıkça toprağın içinde. Viyana'ya gelmişim, herkesin bütün dünyanın kabul ettiği şekilde sanatın başkenti, 9 senelik bir sanat geçmişim var. Ne yapmayı düşünüyorsun, ne iş yapacaksın? Abi tiyatrocuyum, tiyatrocuyum. Ya bırak Allah aşkına bırak. Sen biz tehlikelerin çap geldik çap. Yönel tezgahında diyor bana. Baba sen burada kaç saat çalışıyorsun? 12 saat. Nerede gördün? Hayır, kural mı var? Bir gün tiyatrocular gideceğiz, o standa abi biz buradayız. Sen de izin olursa sanat yapacağız. Benim 6 ayım bunları ikna etmekle geçti. Geldiğim ilk gün anlatayım. Uçaktan indim, beni bir tane Alman olmuyor abla. Avusturyalı kız yakaladı ve duvara koydu. Kuzenim beni almaya gelmişti. Almanca bir şeyler söylüyor kız bana ama nasıl hararetli. Lan diyorum yanlış bir şey mi yaptım? Uçaktan indim. Çıkışa geldim. Yanlış bir yerden mi geçtim? Kızın security'lik bir durumu da yok. Normal üstü şey sivil. Geldim. Ağır kız kilisenin görevlisiymiş. Yesus'a benzetmiş. Ne dua etti de kabul olmadıysa. Ağzına sıçtı bana. Kiliseye davet ediyormuş. Bunlar benim süslemelerim. O da sonuçta bir dinin peygamberi, yanlış anlaşılmasın. Bunlar benim süslemelerim. Mutlaka kiliseye gelmelisin, işte çok benziyorsun falan filan gibi şeyler söylemiş ama tınne yok bende. Duymuyorum hiçbirini. Güzel sonradan anlattı. İlk beni sınavda veriyor. Gittik böyle, herkes böyle bir şimdi kuzen diyor ya, benim kuzenim Türkiye'den geldi. Burada kime söylersen söyle, Kerim'e söyleyeyim, benim kuzenim diyeyim, bizim samimiyetimizle alakalı. Vay kardeşim, normal çünkü arkadaş da samimisin, kuzeni gelmiş, bir samimiyet göstereceksin. Herkesin ilk cümlesi şu, ooo kardeşim hoş geldin. Bu cümleden sonra insan şey diyor, Allah'ım ne güzel, herkes güzel karşılıyor. Noktayı bu cümleye koyuyor, hemen arkasına başka yer bulamam. Oğlum, sen ne kadardır buradasın abi? Vallahi 30 sene bitti. Siktir git. Hadi nasıl kalk gitti. Böyle insanlar da var. Oturuyor burada ya, tamam. Lan Viyana. Viyana'da insan nasıl mutlu olamaz, nasıl eğlenemez? Şuradan bin travmaya Aziz Şitapan'ın oraya götürüyorsun. Her gün alkollü geçiyoruz oğlum o adamı. Yemin ederim var ya, çok ayıp oluyor ya. Viyana gibi bir yerde nasıl mutsuz olabilirsin ki? Oturmuş böyle, aaaah kovuma dönerdüm. Kovuma bir giderdim her yerde çayır çimen bu gavurum bile kaldık. Gavurum dönüne kaldık. Lan 6 tane dükkanım var, ne gavurum dönüne kaldık. Adamlar sana resmen yarısını vermiş Viyana. 8 tane dükkanı var, 6 tane dükkanı var. Altında böyle üçlü. Arkadaşlar şuradaki ekipten şu masadan bir de şu masadan normal davranışlar beklerim. Burası da Viyana Türk Müziği, benden kaynaklı hepsi kafayı yedi. Burası zaten Kozmos'un delisinin grubu. Hepsi sıyrık, hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Mesela Heyzel. Heyzel grubun tribal enfeksiyonu. Ya birinci bir yana değil, Stefan Plus. Belki 500 yıldır orada böyle bir.
Bu niye burada? Lan oraya koymuş mühendisler. Ne yapalım şimdi? Yol çizilmiş, trafik ayarlanmış. Direkt kızacağız. Komutan hemşirelik yapıyor değil mi lan? Ebe miydi hemşire? Hemşireyim ebe diyorlar. Bunlar da çok ilginç. Bunların iş hayatı da çok ilginç. Sen değil başka bir hemşire arkadaşın vardı. Akşam buluşuyoruz. Diyor ki bugün iki kişi öldürdüm. Randevuda güzel söylüyorum. Tam bir şey anlatıyordum gitti. Yanlış iğne vurmuşum gitti. Böyleleri de var. Feyza, bak Dilek bugün gelmeyecekti. Ben gelemeyeceğim arkadaşlar işim var falan dedi. 3,5 saat boynu çıkacak trip atmaktan. Trip ata ata kızı buraya. Hayır! Böyle bir durum var. Şimdi benim derdim şu Viyana'da mutlu olamayan arkadaşlara. Burada insan nasıl mutlu olamaz? Ya her tarafa ulaşım var. Ulaşım sıkıntı yok. Tarihin, sanatın içindesin. Oturmuş buraya. Ya bir yere gelsin ve bir gidelim. Bir köyümüzü görelim. Ya baba tamam yazın git. Ama bulunduğun yere bu ülke bizi mahvetti, yok etti. Lan mahvetti, yok etti de X5'e biniyorsun ya merdivenle çıkıyoruz ya şükür. X5'e biniyor. Bak abladan bir kere duyma. Semra abla bana bir kere bu ülke mahvetti demedi. Niye? İşini büyütmüş. Gel. 8300 tane çalışanı var. Güzel. Hoppa. Şikayet eder mi? Etmez. Öyleleri de var. Buradan memnun olmayan adamlar var. Türkiye, bir de burada reklam sektörü diye bir şey var. Ben de dahil. Her etkinlik yapacak birisi gidiyor. Abi kurban oldum sen. Bize mi yardımcı olan? Ona döndü. Normalde sponsorluk görüşmesine hep dosyayla gidersin. İşte bu yapılacak, reklamlar şuraya gidecek, buraya gidecek. Sen de biliyorsun. Hep beraber organizasyon yapıyoruz. Nerede? Abi şurada olacak. Şöyle bu kadar büyük olsa fiyatı bu kadar. Şu kadar küçük olsa fiyatı bu kadar. Dosyayı verirsin. Adam düşünür, kabul eder, bitti. Ama bazıları var. Abi kurban, sana şu kadar gider var, bu kadar gider var, şöyle oldu, böyle oldu. Buradaki reklam piyasası bundan ibaret. Bir de yerini beğenmeyenler var. Adamın işletmesinin adını neredeyse sanatçının alnına yazacaklar. Bu ne ya, bu görünmüyor ki. Lan oğlum, arka tarafta komple yazıyor ya. Ama en arkadan görünmüyor. En arka dediğin yer, ulan Dolmabahçe Sarayı. Sen, kulüp 34, her gün bir çoğunuzun bildiği yer. Zaten eline boyuna futbol sahası kadar yer. Adam kapıdan girmiş, daha eşiğinden inmeden, belki görünmüyor diyor. Lan dur. Görünmez tabii, sığır içeri girmedin ki, koridor var. İçeri bir gir. Öğrenileri de var. Buradaki reklam şekli Türkiye'de de çok. Türkiye'de bir tane deterjan reklamı var. Bak. Hayır, ağaçların arkasından nasıl seçiyorsun? Ağaç da değil onlar, bambu gerek. Türkiye'de bir tane Omo reklamı var. Omo mu? Deterjan, bir deterjan reklamı. Çocuk, yemin ederim bir sıçtığı bok bezle kalmış. Bütün lekeler üstünde. Çimene gitmiş. Çimene... Çimene gitmiş, çamura düşmüş. Neredeyse o an çimen çamur. Reçel yemiş. Reçel var. Çikolatayı sürtmüş üstüne böyle. Sürtmüş. Her leke üstünde anne geliyor böyle. Güzelce çocuktan çıkarıyor. Çamaşır makinesine atıyor. Çamaşır tuşa basıyor. Görüyoruz. Hop bembeyaz. Öyle değil. Türkiye'de öyle değil. Normal hayatta nasıl olduğunu gösterelim. O anne böyle bekliyor evde. Zaten cılkı çıkmış. Ağzına sıçtım o herifi. Para verdiği yok, bir şey verdiği yok. Gitti gene kim bilir hangi Tatyana'nın Natalya'nın koyununda. Pezevenk. Bütün gün evin işleriyle uğraşmış. Çamaşıra gitmiş, bulaşığa gitmiş, yemek yapmış, şunu yapmış. Çocuk bir geliyor. Bildiğin Michelangelo'nun tablosu. Üstü, başı leke içinde. O annenin şuna, ay canım, ne kadar güzel lekelemişsin. Lan! Ağzına sıçtı mı daha? 3 makineye taktım ya ben. Sen nerede yuvarlanıyorsun ben böyle anlamıyorum. Allah beni anlıyor. Gerçeği bu. Daha hiçbir anneyi görmedim ki
O lekelere böyle ailenin ne kadar güzel lekelerimizsin. Özellikle bekledim diye böyle neydi bak. Kola reklamları, son dönem çekilen kola reklamları. Bir tane tanıdık yüz buluyorlar. 30'ar lira PGR oyunculara veriyorlar. Bir tane kamera koyuyorlar bunun gibi. Teşekkür ederim bu arada Viyana TV bizimle. Her zaman yanınızdayız, beraber çalışacağız inşallah. Böyle bir kamera koyuyorlar, topluyorlar anne, ellerine veriyorlar bir tane kola şişesi. Coca-Cola, Coca-Cola. Hadi bunu normal ayakta yapsana. Adam bunu normal ayakta, git böyle. Alttan kola alabilir miyim? Light ne olsun? Normal bir tane kola, kolayı ver. Hadi sokakta gez böyle, Coca-Cola. Manav direkt böyle yapar. Abooo! Kendinden geçer. Sen al Coca-Cola'yı böyle git. Coca-Cola. Nasıl lan o şarkı sen biliyorsunuz? Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Kaka, kaka değil mi? Kaka, kaka değil mi? Neyse, bu şarkıyı şimdi hatırlamıyorum. Ben alabilir miyim bir dakika? Böyle al kolayı. Coca-Cola, Özcan Deniz arkandan falan gel. Anladın mı? Böyle yap. Hadi bunu Türkiye'de yap. Anam. Seni parçalar. Ha, ineğin memesinden tarih oluyor adamlar. Seni parçalar ya. Türkiye öyle bir yer. Bak. Direkt başla böyle. Şşş, bu kim lan, mahalleye yeni mi geldi? Hayır! Gel gel, yumuşacık bir şey var lan burada. Öyle adamlar var. Şampuan reklamları. Şimdi, şampuan reklamında güzelce bir kız bulunuyorlar böyle. Yani, güzelce bir kız bulunuyor. Saçı götüne kadar özel sıkıyorlar onları. Böyle yıkıyor duşta, göğsünden yukarısını çekiyorlar tabii. Yıkıyorlar, duşta damlalar akıyor falan. Sonra bu giyiniyor, iki dakikada sokağa çıkıyor böyle. Peşine böyle bakıyor arkasına. Kimisi kokusuna gidiyor, kimisi çiçek alıyor gidiyor. Yapsana mı? Türkiye'de güzel bir kız geçtiği zaman evet, bütün millet dönüp bakıyor ama saça bakmıyor. Direkt malzeme şu, oturan bir adam bir kızın saçına bakacaksa göz ortalama şurada olur. Vay, hakikaten çok güzel saçmış. Hangi şampuan kullanıyor acaba? Yemin ediyorum, tane tane saçları provitamin C ile yıkan böyle şey yok. Böyle geçerse bir kız bilin ki göz hizası budur. Vay, vay, vay. Allah mal mülk veriyor insanlara. Böyle bir şey var. Türkiye'de hakikaten böyle bir şey var. Türkiye, burada da birçok yerde var. Kameradan yansıtılanla gerçek hayatta olanlar arasında çok büyük fark var. İş güvenliği, bak. Hayır, çok özür dilerim. Bizim kolası aldık, kolasını geri vermek istiyorlar. Şimdi Erdoğan ne dedi? Kolayı aldı ya. Nurcan abla sen açılıyorsun, açılıyorsun. Nurcan abla 20 sene eve kapatmışlar, şimdi açılıyor. Nurcan abla'ya konsere gittik, bak Allah aşkına dur. Arka koltukta, arabamız altı kişilik bir arabaydı. Arka koltukta koltukları yatırdık, yeni sevgililer gibi birbirimize böyle sürekli hikaye anlatmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Gülümser abla hemen önümüzde oturuyor. 15 dakikada bir, susun lanet çocuk, uyuyamıyorsun. Yüksel ablanın çocuğu bizim yeri. Çocuk sizi yüzünüzden uyuyamıyor. Hülya abla öbür taraftan, ay bak mesaj gelmiş, çok geliyor. Arabanın içinde 6 farklı insan, 12 farklı konu dönüyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu arada da Yüksel abla şoför, şoförlerin getirdiği de bir erkeksi tavır üstüne gelmiş. Bir susun abuk sabuk konuşmayın ya bu yapmıyorum. Ver gevezelik yaptınız. Düzel çizdik kız aynasını. Böyle bir yolculuk yaptım. Burada çok ilginç insanlar var. Bak şimdi. Gülümser abla. Ben sana dedim. Gülümser ablanın insan hayatına yapabileceği hiçbir kötülük yok. Herhangi birine yapabileceği konuşarak fiziki, maddi, manevi. Kimseye bir kötülük yok. Sadece bir tek şey yapıyor. Beynini pekmezine akıtıyor. Geliyor gidiyor, beynini pekmezine akıtıyor. Geliyor gidiyor, beynini... Ya şurada oturuyorum, bir tane Red Bull almışım kendime.
Buranın garsonları da ciddi anlamda işini bilen garson. İzine girecek ki oturacağım. Buranın garsonları böyle garsonlar. Kız geliyor kül tabağı, bir şey de yok ha. Kız kül tabağını değiştirdi gitti. Hepsi bu. Yapması gereken iş geldi, aldı, yenisini bıraktı, gitti. Bu kadar. Kimsel öbür masada mı yapıyor? Görüyorum seni, görüyorum. Beynini pekmezini aktarır. Vallahi ara Nurşen'e söyleyeyim. Nurşen'e sordum ya, Gülsah'ın seni aradı mı? Yo, beni kimse aramadı. Kendi kendine geri gidiyor. Sürekli böyle. Önlem alıyor, önlem. Hülya abla. Hülya ablanın her zaman, her durum için bir B planı vardır. O B planı da hep şu. O B planı da hep şu. Ay bunu bir şey yapmamız lazım. Tamam abla da ne yapalım? B planları nedir? O öyle olmazsa o zaman bunu böyle yaparız. Dolayısıyla bu şekilde yola çıkarız. Bir aksilik oluyor. Ay. Cemil bunu bir şey yapmamız lazım. Çok kötü olur. Emir. Hadi. Çok ilginç insanlar var çevremde hakikaten. Emir hayatındaki her şeye geç kalmış. Ama her şey. Ya bak burada iddia ediyorum bu kadar insanız şahit olun. Eğer öyle olmazsa şey izleri benden. Nikahına geç kalacak. Eğer ben bu iddiayı kaybedersem söz çeyiz benden. Nikahına geç kalacak. Bu durum bazen tabii insanı cerebiliyor. Bütün herkes toplanmışız, kursa gireceğiz. Emir bize nota öğretecek. Emir yok. Nota var. Kağıt kalem var. Herkes enstrümanlarını almış gelmiş, paralar ödenmiş. Emir yok. Emir neredesin? Geliyorum, geliyorum. Nefes nefese bile. Neredesin oğlum sen? Ama nefes rutin. Nefesi duyunca vücut direkt anlayabiliyorsun. Emir neredesin? Geliyorum. Böyle bu. Bak Allah aşkına bir ayağa kalk sana. Bir ayağa. Saçını. Boyu kısa ya arkadan göremeyen demiş. Sinema ettik biz bu adamla. Bir tane çıktı burada Allah'a işi gücü bırakmış onunla uğraşmış bir tane hatun var. Hatun garson sinemalı mekanda dedi ki daha bir saatimiz var oturalım birer tane kahve içelim. Ondan sonra filme gireriz. Azerbaycan filmini izlemeye gittiğimiz. Kız geldi, ne istediğimizi sordu Almanca ya da öyle bir şey dedi, ben anlamıyorum. Ben bir tane melanş istedim, söyledim. Abla, Fransa mı içtin, ne içtin sen? Felenget de bu, ne o? Benim dilimin dönmediği şeyleri şey yapıyorum, işte felenget de ya Fransa diyorum. Sübtriyorlar platsı, sıktır oradan platsı. Dönmüyor, olmuyor ya, anladın mı? Neyse, ne isteksek söyledik. Kız şöyle bir dönüş yaptı şeye, Mertkan'a doğru. Bir de şunu, Mertkan'a bir... Ama... İçici her şeyi unuttu ya lan. Ya insan... Peşinden bir saat önce... Ya altı üstü bir tane kal. Ne işte nasıl soda sıkıyorum içime. İçemedi. İçemedi de anladın mı? İçemedi. Kız öyle bir şey yapınca deyince de Allah kahretsin kesin dinlendirin geldi. Ciddiye bile almadı. Böyle şeyler yaşıyoruz. Hakikaten etrafımızda çok çok ilginç. Çok ilginç adamlar var. Tiyatro akademi ekibi. Bana girme diyor. Bana girme, lafa bak. Ne gireceğim lan sana? Tiyatro halka diye bir şey var. Kendine getirene kadar göbeğim çatladı. Bir tane de Ebru var, şurada olması gereken. Çalışıyor, emekçi, ne yapsın? Bunlar dışında diğerleri, abo! Selçuk, sen gir, Selçuk, sen... Onu demiş, buna bunu da... Tiyatro yapamıyoruz. Böyle bir ekip var. Ekip olamamak gibi bir problemimiz var. Burada da var. Şimdi burada yaşadığımız sıkıntı var. Mesela Feyza,
şu ekibin kesinlikle enerji motoru ve kaç yaşında 67 18. 18. Gece doktor inanmadı. 18. Doktor mu inanmadı? Hastanede inanmadı. Senin taşma mı bu? Senin taşma mı? Duruyor. Arkadaşlar evlenecek olanlar, nişanlanacak olanlar böbreklerine taş üretmeye başladı. Ticaret edettik bunu. Ben bir tane tek taş sipariş ettim. Onu ne zaman tam çıkar? Tamam ona göre. Ama kaçmasın, gitmesin. Ekibin enerji motoru. Zıpır zıpır bir şey, bir tane çocuk var. Bu böyle kürdan gibi ya, ondan dört tane yan yana. İki tane de üst üste ama çocuğu. İnsan ister istemez düşünüyor, bu iş nasıl oldu? Müthiş enerji, bu grubun enerji motoru. Öbür tarafta kameranın arkasına bak, Cenk diye bir adam var. Bizim Cenk'le şöyle bir konuşmamız geçti. Dinle. Bak anlatayım da şuraya çıkayım da herkes konuşsun. Dedi ki ya Cenk. Tiyatro mu tiyatro, işte fırtına estiriyorsunuz, komedi rüzgarı esiyor bir yana da. Bunlar bana çok ters şeyler, çok arabesk kültür. Arabesk kültür. Lan Cenk, ben seni bulduğumda Kürtel'deydim. Onlar da arabesk kültür, sadece Almanca. Konunun aynısı o, beni bir yere götürdü. Şöyle şöyle çocuklar var. Metallica haricinde, Metallica çok gürültülü olduğu için dinleyemiyorum. Metallica haricinde her müziği dinleyebilirim. Cenk beni bir yere götürdü. Mekana giriyorsun, kuru kafalar, moru kafalar var, örümcekler, örümcekler. İçeride şöyle geçti var, birbirlerinin kanlarını, manlarını içiyorlar. Garip bu, kimin kiminle ne yaptığı belli, ortada bir kazan var, içine tükürüyorlar. Böyle bir mekan. Cenk dedim, ne arıyoruz burada? Ortam bu abi. Bizde ortam bu. Ne içtiğin, ne çektiğin bizde. Görüşmeden önce böyle ilginç şeyler var bizim hayatımızda. Türkiye'deki televizyondan bahsettik. Bak konuyu darmadağın ettiniz. Abla ben ara vereyim mi, dinlemek ister misin? Vestel elektronik eşya, o Manisa'da olan 200 bin kişilik bir tesis var ya, onun belgeselini izledim. O kadar güzel bir belgesel çekmişler ki, lan genel müdür olsan insan şurada bankta çalışsa ne güzel olur ya. Böyle diyorsun, öyle güzel belgesel çekmişler, kameralar, içeride böyle minik şey, neler oldu 4 kişi bilmişler şey. Neyse işte tam 4 kişi bir şey bilmişler. Ahmet Nazif Soğulu tanıtıyor işte, burası buzdolabı, burası çamaşır makinesi, burada bantla kuruyor çocuklar. Bir müzik dinlemişti. Balık etinden köfte falan belgeselde. 9 ay orada staj yaptım, yemin ederim neler gördüm biliyor musun? Neler gördüm, bak şöyle bir durum var. Normalde belgeselde adam yanına gidiyor, bir şey gösteriyor. Öyle mi yaptınız? Siz onu öyle yaptınız ama bir imzalatılıyor, geri dönüyor. Gerçek hayatta Bestel'de şöyle. O burada kalıyor. Abi! Oğlum bunlar hep defolu geldi. Ağzınızı yüzünüzü... defolu geldi, defolu. Şunları bir değiştirin. Buzdolabına böyle giriyorlar, portifle tıra koyuyorlar. Çıkarıyorlar bıçakları, bir tane böyle koyuyorlar. Öbür tarafına kadar gidiyor. Bestel'de böyle bir durum var. Bestel'in içinde çok 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 ilginç insanlar var. Geldin mi? Daha gelmedim, kör müsün, görmüyor musun? Birbirine garip garip tanımlar yapar. Neye gidiyorsun? Kerim gelene, ana dur dur. Kerim diye bir şey var bizde, bak. Volkan Konak konserine gideceğiz. O 6 kişilik araba yolculuğundan önce. Kerim gruba şunu yazdı, Allah aşkına. Aklı selim olan herkes bu yazdığını düşünsün. Konsere kimler gidiyor? Nokta. Ben gelmiyorum. Lan Kerim. Kozmos'un delisine yazdım. Gruba yazdım. Hayır, bir de şöyle bir durum var. Grubun admini benim. Bu oraya yazdığın zaman kimler gidiyor diye altına 8 kişi geliyorum dese hadi araba ayar. Böyle bir durum var. Kerim'in şöyle bir yapısı var. Bir resim paylaşıyoruz, altına 20-25-30 tane yorumlaşıyoruz. Onu diyor, onu diyor, gülüyoruz, eğleniyoruz, gırla. Benim grupta 40 kişi var, 3000-4000 kişilik bir grup değil. 40 kişi var, gir resme bak, sürekli böyle 50-60-70 yorum. Kerim yorumun bir yerine giriyor, öyle bir şey söylüyor ki,
Kerim'in Kerim'e haber vermeden biz bir yerde toplanıyoruz. Ne demeye çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Yok abi ya, açıkta. Açık havadasın. Memleket soğuk. Denemiş de randıman alamamış gibi. Memleket soğuk. Sütlülerle platistan. Türkiye'ye giden otobüsler kaldı. Sadece bir kere bir arkadaşımı, Kerim değil, Kerim'den ayrı. Bir kere bir arkadaşımı Türkiye'ye yolcu etmek üzere oraya gitti. Otobüs Münih'ten kaldı. Son yolcu alacağı istasyon Viyana'ymış, ondan sonra İstanbul'a gidiyor. Otobüs yolculuklarında hani herkesin şikayet ettiği konular vardır ya böyle, ben bunu çıkarıyorum. Oturursun yanına geveze bir çıkar, o adam bizim şöyle oldu, böyle oldu. Mutlaka otobüste kokan bir şey vardır, bir türlü yolculuk bitmez. Garip garip muavinler vardır, koltuğun yanına gelir böyle dayar. Ne istiyorsun abi? Ne vereyim abi be? Sürekli koltuğu, bir de bavul durumu var. Sütürüyorlar plaçta, bavulu şöyle koyan muavin yok. Vuruyor bu herif bavula. Yetmemiş, koridora falan koymuşlar. Adama dedim ki, ya bu biletler belli bir şeye göre alınmıyor mu? Adam o kadar bezmiş ki, artık yolcuların dırdırından o kadar... Bana şunu yaptı. Ben ne yapayım ya? Hayır ben ne yapayım, sen bana niye soruyorsun? Ben ne yapayım? Ben emir kuluyum ha. Bunlar bu otobüse girecek. Artık adam bu duruma gelmiş. Yemin ederim 20 kilogramlık kolalar var. Deterjan, normalde deterjan olması lazım onun için. Sirne yoğurt koyanı gör. Yoğurt lan yoğurt. Avusturya özel bir şey değil. Türkiye'de de inekler var, onlardan da süt çıkıyor. Mayalanıyor, yoğurt yapılıyor. Hiçbir şey yapamıyorsan sarkı bağ hallediyor. Gidiyorsun, alıyorsun. Ya 20 kilo yoğurdu otobüse niye koyuyorsun? Niye götürüyorsun? Böyle yolculuklar gördüm. Sonra bu yolculuklar bazen gezi yolculukları oluyor. Yanına bir tane çevirmen veriyorlar. Bizi bir gün Efes'te geziye götürdüler. Bize verdikleri çevirmen hem İngilizce biliyor hem Doğu. Bak şimdi. Efes'i geziyoruz. Yunan mitolojisinde Herakles diye bir tanrı var. Zeus diye tanrılar var biliyorsunuz. Adam Zeus'un heykelinin önünde durdu. Yanımızdaki yabancı arkadaşlara şöyle cümle kurmaya başladı. He is Herakles. You know Herakles bilirsen cümleyi bitirmeden bize de anlatıyor. You know Herakles bilirsen böyle çevirmenlere maruz kaldı. Böyle şeyler yaşadık. Çevirmenlerle çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Adam götürüyor. Buradaki kule... Kuleyi boş ver, onun yanındaki... Lan kuleyi boş ver. Yapmasın sen. Sen ne bizim çevirmensin? Şehrin kartpostalında bile o kule var. Giriyorsun, bu kule... Valla bayağı olmuş yapılalı. Şu sebepten yapılmış. Neyse bunu geçelim. Böyle böyle eleyim bak. Bunlar bir de televizyon programı olarak yayınlanıyor. Adam gidiyor, Adıyaman'ın şu kalesindeyiz. Erzurum'un bu kalesindeyiz. Afyonkarahisar'da mutlaka bu kaleye gelin. Burada mutlaka oturun, aşkınızı düşünün. Lan Afyonkarahisar, kale 80 metre. Düşünsene ben buradan kalk, uçağa binin. Karahisar'a git, 80 metreyi çık, aşağı otur. Ulan Nurşe. Böyle bir durum var. Televizyon kanalları çok ilginç. Türkiye'de televizyonun bize kattığı çok fazla şey var. Türkiye, Deli Yürek diye bir şey yaptı. Deli Yürek diye bir dizi geçti Türkiye'de. Deli Yürek'ten sonra dikkat edin, erkeklerin %80'i dizine kadar gelen paltolar giymeye başladı. Hepsi oldu bana Yusuf gibi oldu. Bak, böyle geziyorum. Onu da alıyorum. Gelsin. Böyle abiler türedi. Herkes oldu bana Yusuf Bey oldu. Bunun dışında hala atlatamadığımız bir de Kurtlar Vadisi.
Bak, Polat Alemdar 63 kere vurulmuş. Ben geçen baktım, 63 kere vurmuşlar adam. Hepsi böyle bir soru. Onlarla beraber takım elbise girdi hayatımıza. İçinde her zaman şöyle bir şey. Abi! Ya da Abdüli, ver abi. Kaşlar olsun. Dur! Usta! Bunlar hiç bizden karakterler değil. Türkiye'de bu adamlardan normal sokakta göremezsiniz. Bayağı Milli İstihbarat Teşkilatı'na falan çalışırsa belki. Onun dışında göremezsiniz. Normalde ne olur? Baştan ver abi müziği. Böyle gelirler. Diyelim ki bu olay Keşen'de. Kapat bunu. Abi çekil oradan gökdere başına gireceksin. Adam gibi atışırlar be. Böyle adamlar olursun. Düşünsene böyle bir adam. Ver abi müziği. Polat abi. Polat abi kaç oradan. Valla götürüm delik dişi gelecekler. 62 be. 62 be. Savuşun be. Böyle adamlar olması lazım. Çünkü bunlardan Türkiye'de böyle gezen ağır abilerden yok. Böyle adamlar var. Haçının uyanı var. Lan çekiliver gidip girecek götüle kurşun diye abiler var. Ama öyle takım elbiseli abilerden yok. Şu üç kere vuruldu adam. Vurulmak da kalmadı. Bomba patlattılar. Teknesini uçurdular. Diri diri gömdüler. Ölmüyor adam. Muhtemelen vampir. Ajda Pekkan. O. Bir kişi daha vardı. Kimdi o vampir olan? Bir tane daha vardı. Bülent Ersoy vampir değil. Vampirler güzel oluyor abla. Bülent Ersoy daha var. Bence onun üstüne bir şey denediler, olmadı. Olur ya. Çok denenmiş. İşte olmamış. Hep izmiyor. Olmamış. Şimdi, bizim hayatımıza televizyonun kattığı çok fazla şey var. Need for Speed, Hot Pursuit nedir ama? Hızlı ve Öfkeli ya. Hızlı ve Öfkeli filmi girdi. Bizim şey, o şahinciler var ya. Doğan görünümlü şahinciler. Bir aşağı giriyor, bir koyuyor böyle freni. Arabayı... Lan oğlum, adamın kullandığı araba Mustang. Adamın kullandığı araba Porsche. Sen bunu şahinle yapamazsın. Her taraf trafik canavarı olur. Green'in 50 tonu diye bir film gösterime girdi Türkiye'de. Bilen var mı Green'in 50 tonu? Hiç duyan var mı? Bak, Green'in 50 tonu geldi. Bizim Türkiye'deki abiler sana böyle oldu. Hanım, gel buraya. Geçen akşam bir film izledim. Şöyle çıkayım da iyice görün. Sen şimdi böyle duracaksın. Mücahit! Bu Bodrum'da Urgan ipi var, al gel bunu. Kadın neyle bağlıyorlar. Şimdi ben bunu sıyıracağım. 0.75 ampullerine tak, şundan var ya, ha şundan. 0.75 kabloyla eşlerinin kalçalarına vuran bir topluluk bu Türkiye. Ölenin 50 tonundan sonra. Filmlerin bize bıraktığı etki tamamen bundan ibaret. Ve buna bir türlü biz engel olamıyoruz. Niye? Çünkü gördüğümüz her şeyden ama her şeyden etkilenmek gibi bir sıkıntımız var. Çok garip insanlarız. Bak düğünlerde. Kesiyorum, kapatıyorum, toparlayacağım. Düğünlerde çok garip şeyler duyuyor. Allah aşkına burada müzik yapan, emir dışında var mı bilmiyorum, organizasyonla ilgilenen, düğüne giden, düğünü olmuş, herhangi birinin düğününde yardım etmiş birisi bana ne olur açıklasın. Biz pastayı niye alkışlıyoruz? Gönül damadı alkışlıyoruz. Takı hadi, ooo 50 taktı, o olur. 20 takla sikti bitti. 100 takla bu olabilir. Ama pastayı niye almışım?
Pasta geliyor, piyanistler böyle. Böyle piyanonun önünde duruyorlar. Evet çocuklarımız sahneye alalım. Pastayı alkışlıyoruz. Lan oğlum pastayı niye alkışlıyoruz? İki tane adam çekmiş geliyor. Pasta, pasta. Bir tane keki koymuşlar, üzerine 4 kilo kremayı basmışlar. Yiyeceğiz onu. Niye alkışlıyoruz? Manyak mısın? Pasta alkışlanır. Ya yemir. Böyle bir durumlar var. Ben alkışlamaktan yiyemedim ki. Ancak dağıtırsam öyle tıkınmaya şansım oldu. Düğünlerde çözmemiz gereken şeyler var. Ve organizatörler. Her gittiğin yerde ya çok sert bir organizatör denk geliyor, ya çok yumuşak. Ya biliyorsun, abi salon kaç kişi? 300 kişi, ne var ya? Lan oğlum sordum. Abi salon kaç kişi? 500 kişi de zorlarız biz onu, sen canını sıkma. Orada arkadaşla konuş, oğlum bir şey anlatıyorum sana, yüzüme baksana. Ya da kaç kişi salon? Efendim salonumuz 400 kişi olur, pürdentler takıyoruz, masalara mumluklar koyuyoruz, böyle işte yani. Alkollü piyanistler var. Adam çalıyor. Ben dans müziği çalıyor falan. Burada rakı var. Tezgahında rakı var. Oradan da içiyor. Devam çalıyor, çalıyor, çalıyor. Sonra başka bir alkollü abi. Bu alkollü arkadaşa şöyle geliyor. Abicim sömürdüm arasını açar mısın? Ney? Sömürdüm arasını. Ne diyor lan o? Mikrofona mı alıyorsun? Ya bu... Oraya kusanlar, kusanlar, çıkan kavgalar, bizim düğünlerde halletmemiz gereken çok fazla, çok fazla şey var. Hakikaten biz birçok problemi Türkiye olarak ve Türk insanı olarak aşmak gibi bir sorun. Periskop diye bir şey çıktı, periskop bilen var mı? Bizim bunu aşmamız lazım, bak. Herkes yayıncılık yapmaya başladı. Emir de dahil. Bu kadar bir televizyonu var. Telefonu bağlıyor oraya, periskopu açıyor. Üstünü çıkarıyor. Bağlamayı eline alıyor. Şimdi... Çalarım bağlamayı. Sadece üstünü çıkarsan anlarım. Evet, tamam. Ya da sadece bağlamayı alırsın anlarım. Müzik yapıyor, dinletiyor. Yarı çıplak müzik yapmak... Bağlamayla bir şeyler yapıyor böyle. Takipçisine baktım dedim, baya güzel hareketler yok ama gidiyor. Aaa gidiyor. Takipçisine baktım dedim, üstünü çıkarmış, baya şey olur. Takipçisi olur, 4 kişi. Kavga geldi. 4'ü de erkek, yarı çıplak bir erkek izliyorlar. Ben rahatsızlıyım. Ama bazıları var, hakikaten bu işin hakkını veriyor. Kamerayı koyuyor. Sadece iç çamaşırlarına kadar kalıyor. Başlıyor sana dans ediyor. Onu yapıyor. Onu yapıyor. Onu kullanıyor. Bunu kullanıyor. Takipçisine bak, bu da takip ediyor da oradan gördüm. 5000. Kızın biri telefonu koymuş, iç çamaşırlarına dans ediyor. Takipçi 5000. Ama yazılan yazıları biliyor. Abo! Ya biz yıllardır sahneye çıkıyoruz, kafamız çok iyi şeyler üretebiliyor da adamlar neler üretiyor? Şöyle yaparım, böyle yaparım, arasından geçerim, üstünden zıplarım. Neler neler yazıyorlar. Hayatımıza periskopun kattığı tek şey bundan ibaret arkadaşlar. Konu başlıklarıma bakıyorum çünkü anlatmam gereken bir şey var. Emir'i daha böyle... daha sana bulaşmayacağım. Toparlıyorum, kapatıyorum arkadaşlar. Hadi İzmirliyim, birçok İzmirli var herhalde burada. Kimler var İzmirli? Kim var? İzmirli ben varım. Biraz önce lan başlıyor. Dedim ki kesin İzmirlidir. Ben mi? Hiç tanımıyorum sizi. Az önce sağlıklıma söyledim, kesin İzmirli. 4 yaşında oraya gittim, havasından suyundan kaçtıysa artık. Aynen. Normaldir. Bayağı bir kaçtı. Burada çiçekçiler var, adam geliyor, çok güzel. Masaya konuşmuyor bile. Masaya adam ters yaparsa çekiliyor gidiyor. Yapmasın zaten oradan kirasını çıkarıyor. Böyle çünkü bakıyor ne kadar alkolü diye ona göre gidiyor. Ama İzmir'de öyle değil. Kız arkadaşın olmasına gerek yok. Ya kız kardeşinle yürüyor hiç gerek yok. Bir başlıyor teyzem böyle zaten yarım dünya. Abi yakışıklı arası bak yakışıklı güzel bir çiçek. 1,5 kilometre. 1,5 kilometre.
Bırak Yusuf'u. Kolaktan bir başlıyor, bayraklı. Karşıya kadar devam ediyoruz. Anasını bak kıza kıza. Ya teyze beni ikna etmeye çalışana kadar çiçekler soldu. Git! Oturuyor, bir sana fal bakayım. Tam başlıyor, bir tane falcıya gittik. Bak biz İzmir'de, üçüncü kat bir yer gittik. Bak insanı keklemenin en güzel yolu. 50 lira fal. Türk lirasıyla 50 lira. Adam diyor ki, falımız 50 lira, kahve bizden pezevenge bak. Kahveyi de al bari. Hasta mısın lan sen? 50 liraya kahve mi oldu? Verdim. Verdim. Susmuyor ki kız. Aşkım ne olur falan. İzmirli o kızları zaten biliyoruz, yayvan oluyor. Havası ve kızı zınk diye dönebiliyor İzmir'e. Çat diye dönüyor, hiç anlamıyorsun. Gidiyorsun böyle. Aşkım bak şurada bir falcı varmış, her şeyi görüyormuş, geleceği her şeyi görüyorsa gitmeyelim. Ben istiyorum o özel kalsın. Ya o kadar görmüyor salak şey. Bir de böyle yapıyor. Gidiyoruz falcıya. Falcı bize anlattı, şöyle yapacaksınız dedi. Bir tek yurt dışını bilmiş, o da sürüklendim ben bakayım. Yurt dışına çıkıyorum. Üç çocuğumuz oluyordu. Gelinimiz de ya. Düğünümüz Hilton'da olacaktı muhtemelen. Tamam mı? Ailesi çok varlıklı işte. Şimdi durumlar iyi, daha sonra varlıklı olacak. Bundan sen de yararlanacaksın, şirketin başına geç. Abuk sabuk yazıyor teyze. Kapının önünde ayrıldık ya. Üçüncü kattan aşağı indim. Abuk sabuk bir mesaj geldi bana. Ayrıldık. Dün gece çok güzeldi diye bir mesaj geldi. Ben bu durumu açıklayana kadar hayatım okulda arkadaşlarla toplandık, paintball yaptık, saat 9'da 10 arası. Bla bla. Yer mi? Yer. Ne oldu? Ayrıldık. Olan benim 100 liraya oldu. Gitti 100 lira. Yemin ederim yukarı kadına çıktım dedim, sen ne şerefsiz bir kadınsın. Biz kapıda ayrıldık. Alırsın alamazsın, alırsın alamazsın, basmana karakol ediyorsun. Vermediler para. İzmir'de böyle şeyler yaşayabiliyorsun. Türkiye'nin her tarafında böyle şeyler yaşayabiliyorsun. Burada da sürekli, özellikle 10. Viyana, Türkiye'den gelen bütün herkes daha ziyade 10. Viyana diğer yerlere göre daha kalabalık olduğu için 10. Viyana'da da böyle İstanbul'dan İzmir'den esmer, bir de Yozgat'tan esiyor. İstanbul'dan İzmir'den ve Yozgat'tan esmeye başladı. Şu caddeye çıkıyorum, lan bir tane Avusturyalı yok ki. Bir tane yok. Hiç kendimi ben Avrupa'da hissetmiyorum ki burada. Gidiyorum, şurada bir tane dükkan var. Ne yok, kuyumcu mu? Karşıda da Oktay abi var. Oktay abi burada mı hala? Biraz önce gördüm. Karşıda da Oktay abi var. Avrupa'nın göbeğindeyiz lan, Viyana'dayız. Türkiye'deki alışkanlık. Oktay! Karşıya. Ne yapıyorsun lan? Birinci Viyana şey... Onuncu Viyana'nın ortasındayız. Viyana lan bura. Oktay! O da çıkıyor. Aa! Bunu bozabiliyor musun? Ne bağırıyorsunuz lan? Aranız... Bir de tramvay geçince tramvaya çarpıp ses muhtemelen geri gelir diye. Loktay! Lan fazla bağırıyor. Bir yere gidiyorum. Hani ben Almanca neden öğrenemedim? Bu yüzden öğrenemedim. Sürekli Türklerle takılmak zorundayım diye. Bir yere gidiyorum. Alo diyorum. Arkamdan bir sürü sıramanın gibi işte. Ama ben odaklanamıyorum ki. Tamam Allah'ın selamı çok güzel verilmeli. Sarışın da bir şey, Kutay mesela, buradaki herkesi sopayla dövelim, Kutay'ın Türk olduğuna inandıramazsın, Hülya ablanın oğlu. Eve gittim, hoş geldin kardeşim. Adam sapsarı bir şey yanına al, gezdir, kız tavlarsın. Kutay'ı elinden tut, iki erkek dolaşıyor olmanıza rağmen kız tavlarsın. Öyle bir adam, Türkçe konuştu mu bütün o avura bozulacak. Allah'tan Almancası sağlam, o sağda solda. Hiç belli etmeyebilir. Ben onun yanına takılacağım. Bundan sonra ona karar verdim. Demem şu ki, 10. Viyana'da kendini direkt Türkiye'de gibi hissediyorsun. Yabancılık çekmiyorsun. Negatif yanları da var, pozitif yanları da var. Yani kendi insanımız, hep beraberiz, biz bizeyiz. Ama yabancılık çek... Yabancı dil öğrenemiyoruz böyle bir durum. 10. Viyana, bir de sanatın da göbeği. Sanattan kastım işte, gideceğim, 100 liraya bağlama çalacağım. Onlar içecek, içecek, düşecek. Böyle bir yer var. Bundan sonra yapacağımız tüm etkinlikleri daha ziyade 10. Viyana bölgesinde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bir tanesini 20. Viyana'da yaptık. Bize şunu dediler. Ya Ebesi'nin şeyinde yapıyoruz ya. Nasıl geleceğiz oraya? Ebesi'nin şeyi diye nitelendirdiği yer. Buradan U1'e gidiyor. 15 dakika sonra bir tane aktarıyor. Bir 10 dakika daha. Bu kadar. 25 dakika.
Taş patlasın, hadi geceye denk geldi, 10 dakika uban bekledi falan, 40 dakika. O da taş patlasın. İstanbul trafiği, İzmir trafiği görmüş birisi. Burada ya çok uzakta demek gibi bir hakkı yok. Birlikte olmamızın, birlikte yaşıyor olmamızın tadını çıkarmak gerekiyor. Böyle bir şehirde yaşıyor olmanın tadını çıkarmak gerekiyor. Ne olursa olsun, hepinizin hayatında bir problem vardır. Ne olursa olsun, gülmenin ve eğlenmenin tadını çıkarmak gerekiyor. Hoşçakalın, hepinizi seviyorum. Nasıl buldunuz? Bunu bir soralım. Güzeldi, eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Evet. Peki bu gösteri devam etmeli mi sizce? Yani ben... bir defa da kalsın mı yoksa tekrarını yapalım mı? Bence devamı gelmeli. Devamı gelmeli. Evet. Peki merak ettiğim bir şey var. Viyana'da yaşayan Türkler arasında kültürel anlamda, kültürel faaliyetleri, kültürel etkinlikleri düşündüğümüz zaman ne kadar, ya nasıl bir seviyedeyiz? Biraz daha yükseltmeli miyiz? Böyle iyi midir? Ne gibi etkinlikler yapılmalı ya sizce? Biraz daha... Aslında etkinlikler güzel de katılmaz bence. Katılmaz bence. Sizce ne yapılmalı bunun için? Ya daha büyük böyle kapsamlı reklam olabilir veya işte birbirine söylemi olabilir. Yani bence katılım daha az. Anladım. Peki siz Viyana'da kültürel bir faaliyette bulunuyor musunuz? Böyle bir ben yeni başladım. Yeni başladım. Sizin sayenizde tiyatro grubundayım. Çok memnunum. Herkesi de bekliyoruz. Herkesi davet edeceğiz. Herkesi davet edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Viyana'da 10. Viyana'da yapılan Kozmos'un delisinin hemen sonrasındayız. Kıymetli misafirlerimizin görüşlerini alacağız Viyana TV olarak. Sevgili Hülya Altan yanımızda. Bakalım neler söyleyecek bize. Hülya Hanım, gösteriyi nasıl buldunuz? Gösteriyi çok iyi buldum. Özellikle sizin performansınızı ve doğaçlamanızı çok beğendim. Ve buradaki gördüğüm kitle de herkes çok beğendi. Fakat bu kitlenin çoğalmasını istiyoruz diye bir şey söylemek istiyorum. Daha da fazla olması gerekiyor. Bence bu Viyana bir kültür şehri. Dolayısıyla kültüre, tiyatroya, sanata önem vermemiz gerekiyor. Onun için bu insanların daha da çok çoğalıp bu gösterileri izlemesini istiyorum. Peki Viyana'da özellikle Türk vatandaşlar arasında çok büyük bir kültür, sanat, kültür sanata olan ilgide çok büyük bir eksiklik var. Bunu nasıl giderebiliriz sizce? Aslında çok zor. Yani Viyana'da bunu ancak reklamla sağlayabiliyorsunuz. Sosyal medyayı izleyen çok az kişi var. Kırsal kesimden gelen kişilerden dolayı medyayı, sosyal medyayı izleyen kişi çok az. Peki Kozmos'un delisi tekrar sahnede olmalı mı? Bence muhakkak. Muhakkak. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, Duygu Hanım yanımızda. Kozmos'un delisinden sonra onun da görüşlerini alacağız. Bakalım bize neler söyleyecek. Duygu Hanım, Kozmos'un delisini nasıl buldunuz? Vallahi her şey çok müthişti. Yüreğinize sağlık. İnşallah bundan sonra da sizi daha güzel, daha büyük, daha eğlenceli tiyatrolarda görürüz. Ama eminim ki daha da güzelini, daha da iyisini yapacaksınız. Ama insanlar hani fazla sevmiyorlar böyle sosyalleşmeyi falan. Ama İnanıyorum ki sesinizi duyuracak ve herkes daha çok ilgi gösterecek. Peki sizce bu sanatla, kültür sanat faaliyetleriyle olan uzaklığımız, Viyana'daki buna ilgi gösterilmemesi durumu neden kaynaklanıyor? Ya insanlar daha çok kendilerine, işine gücüne, problemlerine, hani maratona yaydıkları için hani böyle şeyler fazla... O
yüzden, ama bunu bir göstermek lazım. İnsanların yüzüne vurmak lazım ki akılları başına gelsin. Tamam. Şimdi biliyoruz ki Viyana'daki kültürel etkinliklerin %80'ini Viyana'ya Türkiye'den davet edilen sanatçıların verdiği konserler oluşturuyor. Elbette ki konserler de yapılmalı. Ama tiyatro ve sinema gibi alanlarda neler yaparsak insanları çekeriz. Neler yaparsak? Yani güzel bir iş çıkararak ve gerçekten iyi bir organizasyonla her şeyin daha güzelini yapabileceğimize inanıyorum. Okey. Kozmos'un Delisi tekrar sahneye çıkmalı mı? Evet. Bence her zaman çıkmalı. Çok teşekkür ederim. Daha çok iyisi çıkarsa da memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yüksel Hanım var yanımızda. Kozmos'un Delisi'ni izleyenlerden birisi. Bakalım onun görüşlerine. Yüksel Hanım, Kozmos'un Delisi nasıldı? Süperdi. Çok güzel bir performasyon hazırlamışsınız. Çok güzeldi. Bunların tekrarını istiyoruz. Ve Viyana'da etkinliklerin bu tür tiyatro, halk müziği, folklor ekibi olaraktan, halk oyunları olaraktan bunların tekrarını istiyoruz inşallah. Viyana'da Türkler arasında, ben yaklaşık 1,5 senedir falan buradayım. Viyana'daki Türkler arasında çok büyük bir kültürel eksiklik var. Yani kültür sanat anlayışımız, hafta sonu bir yerlere çıkmak ya da Türkiye'den gelen sanatçıları takip etmek ya da belirli derneklerde, belirli kurumlarda etkinlik yapmaktan öteye geçemiyor. Bunun temelinde ne gibi bir problem olabilir? Bunun temelinde aynı sizin şu anda yaptığınız programlar mesela. Ben 5 yaşında kızımı size gönderiyorum tiyatro kursuna. Bunun temelde eksiklik olduğunu, şimdiye kadar böyle bir etkinlik olmadığı için çocuklarımızı gönderemedik. Büyükler seyretme imkanı olmadı. Ama şimdi böyle bir imkanımız olduğu için inşallah şimdiden sonra daha çok seyircimiz olur, katılanlar olur. Süperdi. Peki, Kozmos'un Delisi tekrar sahneye çıkmalı mı? Çıkmalı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gösterimizi izleyenlerden sevgili Sinan Can bizimle. Onunla Kozmos'un Delisi hakkında ve Viyana'daki kültür sanat etkinlikleri hakkında konuşacağız. Bakalım o bize neler söyleyecek. Sinan, Kozmos'un Delisi'ni nasıl buldun? Vallahi pek iyi bulmadım. Çok deliler var. Çok deliler var. Zaten olayın özü bu. Sence Viyana'da biliyorsun çok büyük bir kültürel eksiklik var. Bunun temelinde yatan sebep ne? Kültüre uzak kalmamızdır. Neden? Bizi bundan uzak tutan şey ne? Yani yaşam koşulları mıdır? Hayatın içindeki o sürekli bir şeylerle uğraşmak zorunluluğu mudur? Ya da bizim gerçekten bu işi boş vermiştik? Hayır, Avrupa'da şöyle bir sistem var. Biz burada robot sistemi yaşıyoruz. Robot? Robot sistemi. Burada herkes belirli bir kanunu koymuş. Bu saatte kalkacak, bu saatte evde olunacak ve mesela en güzel bir örnek, bazı yer, çoğu yerlerde Türkçe konuşmak yasaktır. Yani biz bu yasaklara uyduğumuz için zaten kendi kültürümüzden uzak kalıyoruz. Mesela biz kendi kültürümüzü sunmaya çalışıyoruz fakat çoğu gençlerimiz de buna pek iyi göstermedikleri için yaşatamıyoruz. Yani bir şekilde bu Avrupa'daki sistem bizi kendi kültürümüzden uzaklaştırıyor. Evet. Okey. Peki, Kozmos'un Delisi'ni bugün izledin. Tekrar sahneye çıkmalı mı? Tabii ki. Mutlaka. Mutlaka. Belki beraber oluruz. Olabilir, neden olmasın. Sinan Can'la beraberdik. Hoşçakalın.